Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Xitay müstabit hakimiyetlerini küzdüş texnikisi bilen temellik içi en çoğun devletke aylandı. Asiya Haberleri Toru'nun haberde bildirilişe, Xitay hazırga kadar 63 devletke akli idraklıq közdüş texnikisi setip bergen. Bu dokulatni Garnik Xalqara Tinişliq Fondi elan kılgan bulup, bu 63 devletinin 36'si Xitay'nın bir belvağ bir yol planı'a katnaşkan devletler iken. Bunların köpüncisi İran, Venezuela, Birma Katarlıq kişilik hukuk defsendikiliki iğir devletler bulup, dokulatta Xitay'nın asaslıq müstabitler texnikisini temellikçi devletke ayınlanıp kalgallıqı. Bu texnikalarni Sharqi Turkistonda sinoq qilib chiqqanligi bildirilgan. Dokulat yana Xitoyning ko'plagan davlatlarni zo'r summalik qarz berish bilan qiziqtirganligi, ammo ularni buning badaliga Huawei'ga o'xshash Xitoyning uskuna texnikalarini sotib olishiga zo'rlaganligi ko'rsatib o'tilgan. Bu texnikani egallagan faqat Xitoylar emas bo'lib, Yaponiyaning NEC shirkati 14 davlatni, Amerikaning IBM shirkati 11 davlatni aqli idrokliq ko'zlash texnikasi bilan ta'minlagan. Ama bunların hepsi de güdek Avrupa'daki demokratik devletler bulup, Xitay ve başka müstebit hakimiyetlerine okşaş, halkını kontrol kılış üçün işiltilmeydiken. Doktor Zakir Naik Uyghurlar hakkıda toxtaldı. 18. dekabr meşhur davetçi Doktor Zakir Naik Şarkı Türkistan Müslümanlarını kollaydıqanlığını bildirdi. Danlıq futbol çolpini Mesut Özil'nin 13. dekabr ijtimai uçur vasıtları Instagram, Twitter ve Facebook'ta Şarkı Türkistan üçün yollagan uçuri ve Şarkı Türkistan'a yollagan salami ta hazırgıca kün tertipteki oranını saklap gelmekte. Mesut Özil'nin uçuri Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış ve kırgıncılık cinayetlerini yoşurup bulanmağan Xitay tecavüzcülerinin yarısıga tuz septi. Şarkı Türkistan hakkıdaki yalgan teşviqatı da Allah burun yenilgen Xitay mağlubiyetigi tənbərmay, Mesut Özil yollagan uçurlarga karşı bayanat elan kılıp, vasıtallamay 3 ilişki başlıqallıqı dünya halkının teximi dikkatini tartmaqta. Bir kısım meşhur şahıslar arka-arkadın Şarkı Türkistan halkının haqqaniyet yoldaki küreşlerini kollab, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıgi yürgüzüvatkan kırgın kılıç cinayetlerini paş kılışkı başıldı. 18. dekabr meşhur davetçi Doktor Zakir Naik özünün ijtimai taratku sahipelerde ifade bildirip, Şarkı Türkistan halkının haqqani küreşlerini kollaydıqanlıqını bildirdi ve İslam elleri rehberlerini Şarkı Türkistan halkını kollaşıq çağırdı. Xitay armiyası avyamatki işiltişki başıldı. 18. dekabr Amerika Avazı haberden məlum buluşça, Xitay özü yasab çıqqan Shandong namlıq avyamatkini Xitay armiyası tapşırıp elip işiltişki başlıqan. Xabarda Shandong namlıq avyamatka Xitayının Xaynan arili Sanya portida Xitay deniz armiyasiga tapşırıp berilganligi, mazkur avyamatka əsildeki Liaoning namlıq avyamatkaga özgertiş kirgizish arqali yasab çıkılganligi. Su çıkırış küçü 6,5 tonna ikenligi, 35 qirg'uchi ayroplan 15 kürəşçi ayroplanını sığdıra alaydıganligi. Xitayının əsildeki Liaoning namlıq avyamatkasının iqtidarıdan neçəsi aşırıp yasalganligi, avyamatkini Xitay armiyasiga tapşırıp beriş murasimiga Xi Jinping'nin iştirak kılgallığı bildirildi. Hindonoziyadaki İslami teşkilatlarımı sükütünü buzdi. Erkin Asya Tori İngilizce bölümünün 16. dekabrdaki haberde bildirilmişçe, Hindonoziyanın en çok iki İslami teşkilatı, Xitay'nın Uyghurlarını bastırış kılmışını ve kişilik hukuk defsendikilikini toxtışkı çağırı kıldı. Hindonoziyadaki en çok İslami teşkilatlardan hesaplandıgan Muhammediye Teşkilatı ve Ölümalar Gülünüş Teşkilatı Xitay'nın milyondan artık Uyghur'unu tutkun kılıp, akalli insani hukuklarını defsende kılgallıqını, bu bastırış hareketlerini derhal toxtışı gerektiğini bildirip bayanat ilan kıldı. Muhammediye Teşkilatı'nın Hindonoziyadaki təsir küçü zor bulup, 30 milyondan artık əzası bar ikenliki məlum. Amerika diplomatiya əməldari bundan burun bu iki teşkilat rehberleri bilen görüşüp, Uyghur Müslümanlar hakkında sükutunu buduşku çakırı kılgan. Aradan 2 ay ötkendiğinken bu iki teşkilat ahire Uyghurlar hakkında aşkarı bayanat ilan kıldı. Ondan başka Hindonoziya Ölümalar Hayeti'nin reisi Muhiddin Cüneydi bu hafta Uyghurlar hakkında toxtulup, Taşkı İşlam Ministerinin bu meselde izgil sükut kılıp turvalgalıqını tənqit kıldı.
Sharq Turkiston xalqiga umumiy chaqiriq. 17 dekabr xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon afendi tashkilotlar birligiga vakolatan 20 dekabr kuni o'tkazilgan umumiy faoliyatga Sharq Turkiston xalqini Xitoyga qarshi safarbarlikka chaqirgan edi. Tunugun bu faoliyatni tashkillagichi IHH insoniy yordam vaqfining raisi Bülent Yıldırım afendi butun Turkiya xalqiga xitob qilib, bu faoliyatning juma kuni butun Turkiyaning har qaysi shahar viloyatlarida birli vaqtda elib berildiganligini bildirib, barliq xalqni maydonlarga chiqishga taklif qildi va Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy siyosatini to'xtatish uchun har bir musulmonning o'rtaq harakat qilishi kerakligini bildirdi. Faoliyat ayti 20 dekabr kech soat 19:30 ya'ni 7:30 Istanbuldagi Fatih jamiyasida yig'ilib, u yerdan Bayozit maydonigacha piyoda yurish qilindi va u yerda axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirildi. Keng xalqimizning oy yulduzlik ko'k bayrog'imiz bilan aktiv qatnashishini umid qilamiz. Istanbulda Sharq Turkiston madaniyati tunishtirildi. 18 dekabr Istanbulning Zeytinburnu rayoni kultur san'at markazida Sharq Turkiston madaniyati tunishtirildi. Madaniyat tunishtirish faoliyati 18 dekabr ko'chmanlar kuni munosabati bilan elib berilgan bo'lib, madaniyat tunishtirish faoliyatini Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati tashkillaydi. Ko'rgazmani Istanbul valisi Zeytinburnu rayonlik hukumat rahbarlari ziyorat qildi. Sharq Turkiston xalqining vakillik madaniyat buyumlari va Sharq Turkistonning tarixi va madaniyati hamda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tunishtirilgan kitob jurnallar, cho'ng kichik Sharq Turkiston bayroqlari, Sharq Turkistonda o'tgan mashhur shaxslarning rasmlari tizildi. Sharq Turkiston xalqining yemak-ichmak madaniyatiga aloqador taomlari ham ko'rgazmaga qatnashtirildi. Shundaqla o'xshash kunda Turkiyaning Zonguldak viloyatida ham dunyo ko'chmanlar kuni munosabati bilan madaniyat tunishtirish faoliyati o'tkazilgan bo'lib, Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatidan Munavvar O'z Uyg'ur xonim boshchiligidagi 3 kishilik guruhpa Zonguldak viloyati ko'chmanlar idorasining taklif bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan faoliyatga qatnashdi. Faoliyatga Zonguldak viloyatining vali yordamchisi Navzat Toshdan afendi va ko'chmanlar idorasining boshlig'i Tonga afendi ham ishtirok qildi. Navzat Toshdan Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotganligini, bo'libmi hozir texmo og'irlashgan zulmdan qattiq andisha qilayotganligini, bundan keyin bu masalaga texmo ko'ngil bilib yordamda bo'lishga tirishadiganligini bildirdi. İlham To'xtog'a Saharov mukofotini tarqitish marosimi Yevropa parlamentida dog'dug'uluq o'tkazildi. 18 dekabr kuni Yevropa parlamentining Strasburgdagi markazida İlham To'xtog'a berilgan Saharov mukofotini tarqitish marosimi dog'dug'uluq o'tkazildi. 24 oktyabr Yevropa ittifoqining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lgan Saharov mukofotining Xitoy turmasidagi Uyg'ur o'qituvchi ziyolisi İlham To'xtog'a berilganligi e'lon qilinib, dunyo matbuotlarida zo'r g'ulg'ulik qo'zg'agan, shuningdek Uyg'urlar va Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi xalqaro jamiyatning yana bir qatim diqqat nuqtasiga aylangan edi. Tunugun 18 dekabr Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamentining markazida bu mukofotni tarqitish marosimi o'tkazildi. Marosimga Yevropa parlamentining 750 dan ortiq a'zolari qatnashgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqun Aysa, İlham To'xtining qizi Javhar İlham va İlham To'xti guruhining raisi Anvarjon qatorliklar ham bu marosimga daxil bo'ldi. Javhar İlham zalga kirganda butun parlament a'zolari o'rinlaridan turib, olqish sadolari bilan qarshi oldi. Naqmaydan xabarlarga asoslanganda bu marosim to'liq hayvatlik o'tkazilgan bo'lib, Yevropa parlamentining raisi David Sassoli afendidan keyin Javhar İlham so'z elib, Yevropa ittifoqining Saharov mukofotini dadisi İlham To'xtog'a loyiq ko'rganligiga rahmatlarini bildirgan. U so'zda İlham To'xtining hayotiy faoliyatlari Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, millionlagan Uyg'urlarning Xitoyning jazo lagerlarida tortibotgan zulmlarini tafsili anglatgan. Uning so'zi oxirlashganda butun zalda yana bir qatim guldiras olqish sadolari yangragan. İlham To'xtog'a berilgan Saharov mukofotining guvohnomasini Yevropa parlamentining raisi David Sassoli afendi İlham To'xtining qizi Javharga o'z qo'li bilan taqdim qilganda, marosim zalini yana bir qatim guldiras olqish sadolari qoplagan. Yevropa parlamentining raisi David Sassoli so'zida, biz bu mukofot orqali Xitoy rejimini İlham To'xtini darhol qo'yib berishga va yerlik millatlarning haq-huquqiga hurmat qilishga chaqiramiz deganlarni tilga olgan. Kishining diqqatini alohida jalb qildigini mukofot lavhasining Uyg'ur koni yozuvida yozilishi bo'lgan. Lavhaga Yevropa parlamenti 2019 yillik Saharov mukofotini İlham To'xtog'a,
yani onun Uygurlarının hakukuku üçün Baturan'ı ilip bargan körüşünü ve temkin bir yaraştırış avazı bolganlıkını itiraf kılganlıkı üçün takdim kıldı diyen hatlar yazılgan. Mälum bolgandak İlham Tohtu bu yıl 30. sentabr günü Avrupa İttifakı'nın Vaslav Havel Erkinlik mükafatına erişken idi. Onun arka arkadan Avrupa İttifakı'nın Ali mükafatlarına nail buluşu, halkaranın dikkatini celip kılıplı kalmay Uygur cemaatini mu köp suyundurmakta. Muz arasından cesedi tepilgan 5 yaşlık balının ata-anasının lagerde işkenliği delillendi. 16. dekabr günü ictimai taratkularda bir küçük balının cesedinin muz arasından çıkırılı vatkallıkı ve etraftaki kişilerinin yığla vatkallıkı görüntüleyen bir sin görünüş tarqalgan idi. Erkin Asya Radyosu muhbirinin ictimai akhbaratlardaki yıpfuşturuğu asasen elip bargan telefon ziyaretleri devamında Mezkur Paciye'nin Lop Nahiye Sampul Yaza Qarqi kentide yüzbergenliği balının anısının gulcudaki bir türmede dadısının bolsa Lop'taki lagerde işkenliği delillendi. Muhbir mezkur yazdaki ahallarga telefon kılgan bulup, ahallardan biri mezkur paciye hakkıda özü Teva kentinde maksus yığın içip, haber kılınıqallıqını tilgalgan. Ahallardan yeni biri Muşu Düşenbü günü, yani 16. dekabr günü kentte bayrak çıkırış mürasımıda okup ötülgen uxturuşka azasen bayan kılışça, 5 yaşlık Nesurullah Şenbü günü birkançı ballar bilen sırtta oynavetip, Östen boyuğu yıkılışkan ve su içmekçi bolğandı teyilip gitip Östen'e çüşüp getken. Sampul yesitki kent kadirlerden birinin bayan kılışça, Nesrullah'ın dadısının ismi Yusuf Tohti, anısı Büvi Patem Tursun Rozi iken. Növeti 28 yaşlık Yusuf Tohti Lop'taki lagırda, 27 yaşlık Büvi Patem Gulcudaki bir türmede iken. Büvi Patem 2 yıl burun atılmış kanunsuz dini tebliğe katlaşkallıkı üçün 10 yıllık kesip edilgen. Yoldaşı Yusuf Tohti ayalının atılmış cinayeti sebeplik terbileşke elip getilgen. Ailedeki yalğız balı Nesrullah keselken babası bilen mumusunun bekşiği kalgan bulup, 71 yaşlık babay Mat Tohti imin bilen 68 yaşlık mamay Kamer Sayım'nın balığı ergeşip sırtkı çıkkudak halı bulmağallıkı üçün balının östenge çüşüp getiş kazasıdın koşunlarının vasıtı bilen bir gün kiyin haber tapkan. Mälum buluşça etraftaki ahallar aradın 5 gün ötken bolsumu, ama Nesrullah'ın türmü ve lagerdeki ata-anısının balısının yüzünü körüş, ya ki depni mürasimi ötküzüş üçün üyüge kayıtkarlıqa hakkıda hiç kandak uçur almağan. Hudson İnstitutu'da Uyghurlar uçuravatkan zulüm ve Amerika'nın inkası hakkıda muhakeme yığını açıldı. Yakında halkaranın dikkatini malum bulgan Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırışka münasifetlik bir kısım mehbi hüccetlerinin aşkarı buluşu bilen, Xitay rejiminin Uyghurlarga zor gölemde ziyankeşli kılıvatkallıqının canlıq kartinesi yeni bir kıtım namayan boldı. Muş hüccetler asasıda Xitay rejiminin lagırga kamalgan milyonluğan Uyghurga karatan nazaret ve mini yüyüşte kaysi derecegi berip yetkerliki, şunundak Amerika başlı garip devletlerinin nemelerini kılalışı qatarlıq meselelerini muhakeme kılış üçün 18. dekabr günü çüştenken Hudson Akıllar Merkezde maksus yığın açıldı. Hudson Merkezinin hadimlerden Nina Şeyh Hanım aldı bilen Uygurlar hakkında malumat berip, Xitay rejiminin Uygurlarga yürgüzüp atkanları zamanımızdaki şundaqlı günümüzdeki en iğir bolgan kişilik hukuk depsendiciliki ve ziyankeşliki bulup kalmakta dep körsetti. Şundaqlı bu doğrusu tepsili söz kılışka Amerika Halkara Dini İtikad Erkenliki baş elçisi Sam Brownback'ni teklif kıldı. Sam Brownback, Şarkı Türkistan'daki siyasi, medeniyet, din ve ictimai turmuş sahası kikini yuvatkan ziyankeşlik ekvalı hakkında tefsili malumat berip, Xitay rejiminin izgil halkarağı hata uçur tarıxı tuvatkallıqını, Muşu arqalıq özlerinin uyğurlarını bastırışını yolluq kılıp görüstü tuvatkallıqını sözləp ötü. O sözde noktalı kılıp, Xitay rejiminin uyğurlarına zulüm seliş ekvalı, bulup mu onlarının uyğurlardaki herkandaq dini hastalıkı iki faaliyetlerini terörlükü bağlap bastırı tuvatkallıqını canlıq misallar bilen bayan kılıp berdi. Cümleden Uygurlarının milyonlap lagırga kamelişi, bu cayda onlarının köşkü güşü yeşke mecburunlaşı, dini mukaddes kitaplarının köydürülüşü, mescitlerinin çekilişi katarlı hadiselerden Xitay rejiminin kılıvatkallarının terörlükü karşı küreş emestikini, eksiki Uygurlarına kartılığan yoktuş hareketi işkerliğini körveliş mümkünlükini tähkikledi. O bu axtı söz kılıp, Xitay izgil dini itikadkı can eylan kılıp gelmekte. Şübhisiz ki Xitay bu canlı qalbi kılanmaydı dedi. Mutaxassislardan Axios xabar agentliginin muhbiri Besani İbrahimyan aldı bilen söz aldı.
u nuqtada qilib yaqinda dunyoga ma'lum bo'lgan lagerlar haqidagi bir qism hujjatlarning uyg'urlar duch kelayotgan zulm to'g'risida eng jonliq isbot bo'lganligini, uyg'urlar uchrayotgan bostirishning Beijingdan kelayotgan buyruq bo'yicha ijro bo'layotganligi to'g'risida to'xtaldi. Kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi doktor Adrian Senis o'zining yaqinqi izlanishlari asosida Xitoy rejimining dastlabki qadamda zo'r tutqun orqali millionlagan uyg'urlarni lagerga solab bo'lganligini, ikkinchi qadamda lagerga mahkum bo'lgan bu uyg'urlarni qayta tarbiyalash nomida ularning siyosiy qarashini o'zgartirish hamda avlodlar o'tirishida o'zgichilik paydo qilish uchun qandoq vositalarni qo'llanayotganligini, hozirgi ma'lum bo'layotgan uchinchi qadamda o'qish bitirdi deyilgan tutqunlarning lagerlardan hech qancha farq qilmaydigan zavodlarda majburiy emgakka solinayotganligini so'zlab o'tdi. Bu qitimqi yig'inga uyg'urlardan advokat Nuri Turkal apandi alohida taklif qilingan bo'lib, u so'zda yaqinda oshkora bo'lgan maxfiy hujjatlar haqida to'xtalib, buningdan lagerlarning ichki qismidagi ahvolning qaysi darajada va ko'lamda ekanligini ko'rib olish mumkinligini, texnomi mushimi Xitoylardan har qaysi jihatlarda butunlay farqli bo'lgan uyg'urlarni yomon kishilar va kompartiyaga sodiq emas deb qaraydigan Xitoy kompartiyasining bularni tarbiyalash lozim deydigan oxirgi maqsadiga nimalarning yashiringanligini bakmi ochiq ko'rib olg'ili bo'lganligini bayon qildi. U so'zining davomida bu hujjatlarning o'xshash bo'lmagan nuqtalardan uyg'urlar uchrayotgan zulmning allaqachon qirg'inchilik bosqichiga yetganligini ko'rib olg'ili bo'lganligini ta'kidlab, endi o'tmish tikiga o'xshash barmoqimizni tishlab qoldigan ishlar qayta yuz bermasligi lozim. Chunki bu qirg'inchilikning alomatlari oshkora zohir bo'lib o'tadi. Biz bo'lsak buningga qarab o'ltirmoqdamiz dedi. Sharq Turkiston ulamolar birligidan musulmon rahbarlarga chaqiriq. Bugun Sharq Turkiston ulamolar birligi Malayziyaning Kuala Lumpurda ochilayotgan Kuala Lumpur boshliqlar yig'indagi islom dunyosi rahbarlariga xitob qilib, ularni Sharq Turkiston musulmonlarini qo'llashga chaqiriq qildi. Chaqiriqda munolar bildirildi. Sharq Turkiston ulamolar birligi barliq Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Kuala Lumpur boshliqlar yig'indagi rahbarlarga Sharq Turkiston xalqining salomini yetkazamiz. Shunaqa sizlarni islom dunyosidagi krizislarni muzokara qilish uchun Kuala Lumpurga yig'ilishinglar bilan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirishlari haqida aniq maydoningizni o'tirg'i qo'yishga chaqiramiz. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirishlariga qarshi maydon izhor qilish vaqti yetib keldi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan musulmonlarning izzat-hurmatini dafsanda qilish, millionlagan kishilarni jazo lagerlariga tutqun qilish, oilalarni vayron qilish, minglagan kishini yurtidan surgun qilish, Qur'oni Karimni ko'ydirish, masjidlarni chaqish, Sharq Turkistondagi kishilar bilan chet eldagi kishilarning aloqasini cheklash qatorliq jinoyatlarni sizlarmi bilasizlar. Barliq rahbarlarni bu dafsandachiliklarga qarshi bir ovoz bilan Xitoyga besim qilishga chaqiriq qilamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.